Merhaba Gobeliler. 16. köşe taşımla devam ediyorum dostlarım. 14. ünitemizin. Bakalım ne demiş burada. 1 bölü 8 ve 8 pozitif terimli bir geometrik dizinin 2 terimidir. Peki. Bu iki sayı arasında 11 terim olduğuna göre. Şimdi buna benzerini biz aritmetik dizide de yaptık arkadaşlarım. Şöyle yapıyorum. Bakın şimdi ilk soru olduğu için uzun uzun göstereyim. 1 bölü 8 varmış. Bir sonrasında bir terim daha, bir terim daha. Bu şekilde 11 tane terim varmış arkadaşlarım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane daha terim varmış. 8 ile 1 bölü 8 arasında. Diyor ki, buna göre bu terimlerin en küçüğü, yani aradaki terimlerin en küçüğü şunu soruyor bize dostlarım. Şimdi bu birinci terim olsa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da 13. terim olur. Hani bizim şöyle bir kuralımız vardı. R üzerinde bunların ikisinin farkı 13'ten 1 çıktı 12. Eşittir. İşte 13. terim 8 bölü 1. terim 1 bölü 8. Peki bu da ne yaptı? Ters çevirip çarparsam 64 yapar. 64 de 2 üzeri 6 demektir. Şu 6 ile şu 12'yi sadeleştirirsem demek ki R kare 2 yaptı. Yani R eşittir karekök 2 yaptı kardeşim. Bana da diyor ki 1 bölü 8'den sonraki terim. Ortak çarpan kök 2 ise bir sonraki terim ne olacak? Kök 2 ile 1 bölü 8'in çarpımı. Yani kök 2 bölü 8 olacak. Cevap Adana'daymış dedik dostlar. Ve geldik 2'ye. Bakın baştaki terim 2'ymiş. Bir sonraki terimle arasında 6 tane terim varmış. 3, 4, 5, 6 terim var. X ile arasında. 2 ile X'in arasında. Ortak çarpan 3 bölü 2 ise X kaçtır? İstersen şöyle yap. 2'yi 3 bölü 2 ile çarp. Ne olur? Burası 3 bölü 2 ile çarparsak 3 olur. 3'ü de 3 bölü 2 ile çarp, 9 bölü 2 olur. Bunu da 3 bölü 2 ile çarp, bu şekilde x'i bulabilirsin. Ya da ne yapacaksın dostum? Şimdi bu birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci terim. R üstünde sekizinci terimden birinci terimin indislerini çıkarıyorum. 8 eksi 1'den 7 eşittir diyorum. X bölü birinci terim, x bölü 2. Böyle yazıyorduk değil mi dostlarım? Peki bu durumda 2 çarpı R üzeri 7 eşittir X olur. R'yi de bize 3 bölü 2 diye vermiş. O halde X eşittir 2 çarpı 3 bölü 2'nin 7. kuvveti. Yani 3'ün 7. kuvveti bölü 2'nin 7. kuvveti. Şu ikilerden biriyle buradakilerden bir tanesi giderse 3 üzeri 7 bölü 2 üzeri 6. Yani cevap Bursa'da gizliymiş arkadaşlarım derim. Ve gelirim 3. soruya. Şimdi geometrik dizide kural nedir arkadaşlarım? Geometrik dizide x'e bu kaç birim uzaklıkta? Bir birim. Bu da bir birim uzaklıkta. X'ten yani bir terimden eşit uzaklıktaki sayıların geometrik ortalaması o eşit uzaklıkta oldukları terimi veriyor. Yani x'i vermesinin yolu neymiş? 18 ile 12'nin geometrik ortalaması. 18 ile 12'nin geometrik ortalaması demek de kök içinde ikisini çarp demektir dostlarım. Bu da nasıl yazılır? Kök içinde 6 çarpı 3'tür 18. 6 çarpı 2'dir 12. 6 ile 6 dışarıya 6 diye çıktılar 36'da. İçeride de 3 kere 2 6 kaldı. Ardışık 3 terim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor bize. X'i işte bulduk zaten. Amacımız X'i bulmaktı. 6 kök 6 kendisine eşit uzaklıktakilerin geometrik ortasıdır dedik. Peki geldik buna. Mesela şimdi burada Y'yi nasıl bulursun sen? Y dediğimiz sayı normalde bu ikisinin geometrik ortasıdır. 192 ile 12'nin. Çünkü ikisi de eşit uzaklıkta. 2 birim uzaklıkta bu, 2 birim de bu. Ya da Y dediğimiz sayı Z ile X'in de geometrik ortalamasıdır arkadaşlarım. Çünkü yine ikisi de eşit uzaklıktadır diyebilirim. İkisi de bir birim uzaklıkta. Ama bakın ben ne yapacağım şimdi dostlar? Hani şu birinci terim ise bu 2, bu 3, bu 4, bu 5. terim ben ortak çarpanı bulacağım. R üzeri 5 eksi 1 yani 4 eşittir. 192 bölü 12 idi değil mi? Formülü hatırlayın.
1 2 köşe taşı önce yaptık bundan. Peki 192'yi 12'ye böldüğünüzde 16 gelecek dostlarım. R üzeri 4 16 ise R dediğim sayı kesinlikle 2 çıktı. Çünkü 2'nin 4. kuvveti 16. Peki şimdi ortak çarpan 2 ise ilk terimden sonraki terimi nasıl buluyorum ben? 2 ile çarparak. Demek ki x eşittir 24 çıktı. X'i de 2 ile çarparsam 3. terimi bulacağım demektir. Y eşittir 48. Bunu 2 ile çarparsam Z'yi bulacağım 96. Hepsinin toplamını soruyor bize arkadaşlarım. Denizli çıkıyormuş sorumuzun cevabı. Bakıp işaretledim hemen. Evet, 16'yı gömdük. Çevirdim. 17 numaradayız. Bakalım ne diyor. AN bir geometrik dizidir diyor. AN artı 4 ile A12'nin geometrik ortalaması A18. Şimdi A18 ise geometrik ortalamaları. Dostum A10N artı 4 ile A12'nin geometrik ortalaması o A18 ise bu demektir ki bu buna kaç eşit uzaklıktaysa bu da o kadar uzaklıkta olacak. E bakın bunların arasında 6 birim var 12 ile 18'in. Bunların da arasında 6 birim olacak. Yani 18'in üstüne 6 ekleyin. Bu meğersem 24. terimmiş. N artı 4 24 ise N eşittir 20 çıktı gobeller. Devam. A19'u soruyor. Bakın A14 burada. A19 A24. Bu kaç birim uzaklıkta? 5. Bu kaç birim uzaklıkta? 5. O halde şu ikisinin geometrik ortalaması A19'u verecek. Peki geometrik ortalamayı nasıl buluyorduk biz? Kök içinde bu iki sayının çarpımı. Yani 9 ile 4'ün çarpımı. O da 36'dan 6 çıktı diyebiliriz dostlar. Geldik buna. Sayıları sırasıyla bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir diyor. O halde ortadakini nasıl bulacağız biz? Diğer ikisinin kök içinde çarpımı. Yani geometrik ortası. A eksi 6 çarpı A artı 9 diyeceğiz dostlarım. Hadi düzenleyelim. Her iki tarafın karesini alalım. Burada birincinin karesi, İkincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. Kök kalktı arkadaşlarım. Ben direkt içeriye dağıtma işlemi yapıyorum. A kare artı 9A eksi 6A eksi 54. Şimdi eksi 6A ile bizim eksi 6A'mız gitti. A kare ile de A kare gitti. Eksi 54'ü bu tarafa alırsak 63 eşittir 9A. A eşittir 7'yi paketledim dostlarım. Son soruya geldim. Yine diyor ki sayıları sırasıyla bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. O halde ortadaki eşittir yani x kare eşittir diğer ikisinin geometrik ortasına. O halde diğer ikisini kök içinde çarpıyorum. Geometrik orta buydu. Yani 3x artı 110 diyorum. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. X üzeri 4 eşittir x çarpı 3x artı 110. Dostum hiç ben bu işlemi çarpmayla çırpmayla uğraşamam. Direkt şıkları denerim gider. Ben olsam senin yerinde ben de böyle yaparım. Şıkları yazarım arkadaşlarım. Mesela 2 yazsak 2'nin 4. kuvveti 16. Ama burada çok büyük bir sayı çıkıyor değil mi? Bir kere 110 var arkadaşlar. Hani 110'dan büyük bir şey çıkmasını isterim. 2 değil. 3 yazarsam 3'ün 4. kuvveti 81. Bu da değil. 4 yazarsam 4'ün 4. kuvveti 256 belki olabilir diye düşündüm. 256 olur burası. 4 yazarsam 4 çarpı 12 artı 110'dan 122. Yok 400'lü bir şey geliyor. 4 de değil. 5 yazalım. 5'in 4. kuvveti 625. 5 çarpı 15 110'da 125. Evet 5 oldu arkadaşlarım. 5 ile 125'in çarpımı da çünkü 625'tir. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet gobeller, şimdi 18 numarayla devam edeceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım devam edelim. 18. köşe taşıyla da devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne diyor. Şimdi 5. ve 11. terimleri vermiş. 7. ve 9. terimlerin çarpımını soruyor. Dostum bakın tıpkı aritmetik dizide yaptığımız gibi. Şu ikisinin toplamı 16 yapıyor. Verilenlerin de toplamı 16. İşte bu ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımına eşittir. Yani 7. terimle 9. terimin çarpımı 5. terimle 11. terimin çarpımına eşittir. Çünkü indisler toplamı aynı.
Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela 10. terimle 6. terimin çarpımı da bunlara eşittir. Çünkü indisler toplamı 16. 16, 16. İşte hatta ne bileyim A 4. terimle 12. terimin çarpımı mesela. Bunların çarpımına eşittir ki bunların da çarpımı kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6 yaptı dedim. Geldim ikinci soruya. Evet, bakın yine kök 7 ile kök 8'in çarpımı. Toplamları ne yaptı arkadaşım? 15. O zaman şu ikisinin çarpımı da kök 2'dir. Şu ikisinin çarpımı da kök 2'dir dostum. Çünkü indislerin toplamına bakın, 15'e eşit. 3 ile 12'nin toplamı da 15, kök 2'ye eşit olacak. 5 ile 10'un toplamı da 15, kök 2'ye eşit olacak. O halde soru şöyle oldu. Kök 2 çarpı kök 2. O da 2 yaptı goberler. Geldim buna. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen bakalım. 1'den 25'e kadar 25 tane terim var burada. Şimdi ikişer ikişer gruplandıracağım bunları. 11 ile 15'in terimleri çarpımı. Yani indislerin toplamına bakın, 26. O zaman şöyle olacak bu. 25 ile 1'in toplamı da 26 olduğu için bu ikisinin çarpımı bu olacak arkadaşım. 4. dereceden kök 2 olacak. Şu ikisinin çarpımı, yani 24. terimle 2. terimin çarpımı da bu olacak. 3. terimle 23. terimin çarpımı bu olacak. Bu şekilde gelecek arkadaşlarım. Şöyle bakın. A1 ile A25. A24 ile A2'nin çarpımı. A23 ile A3'ün çarpımı şeklinde bu şekilde gelecek. En son ortada A12 ile A14'ün çarpımı da dostlarım 26 yaptıkları için bu da olacak. Ama ortada bir 13. terim kalacak. Şimdi bu şekilde 25 terim vardı. İkişer ikişer gruplandırırsam 12 tane grup yapar. Yani 12 tane şunun çarpımından çıkar. Şöyle yazıyorum. 4. dereceden 2'nin 12 tanesi gelecek. 12 tane bundan çıkacak. Çarpı. Bir de 13. terim var elimizde arkadaşlarım. Şurayı bir düzenleyelim. 4 ile bu sadeleşti. 3. Yani 2'nin küpü 8 kaldı. Çarpı. 13. terim demek dostlar. Neydi kural? Hatırlayın. Kendisine eşit uzaklıktakilerin geometrik ortasıydı. Yani 12. terimle A13 diyelim. 12. terimle 14. terimin geometrik ortası olacaktı. Yani kök içinde çarpımları. Bu ikisinin çarpımını zaten biz şunun olduğunu biliyoruz. Yani şu mu oldu? Kök içinde 4. dereceden 2. Bu da şöyle yazılır. 8. dereceden 2 diye yazılır. O halde 8. dereceden 2 diye yazdım. Şunları çarpıyorduk dostlarım. Cevabımız hangisinde var? Ceyhan'dan geldi goberler. Evet, geldim 4. soruya. İlk 6 teriminin çarpımı diyor. Hemen 1. terim, 2. terim, 3, 4, 5 ve 6. terimlerin çarpımını bize vermiş amca. 64 demiş. 3. ve 4. terim. Bakın indisler toplamı 7. Bunların çarpımı kaçtır diyor. Ben bunların çarpımına x diyeyim. 3. ve 4. terimin çarpımı x ise indisleri toplamı 7 olan bütün terimlerin çarpımı x olacak. Bu da x. Şunlar da x olacak. X çarpı x çarpı x'ten x küp eşittir 64 geldi. 4'ün küpü 64'tür. Cevabım Bursa'dan çıktı. Evet, geçiyorum 19 numaraya. 19'a geçtim dostlar. Bakalım ne diyor bu ilk sorumuz. Bir geometrik dizide diyor. Birinci terimi verdim. Ortak çarpanı verdim. Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamını soruyor bize. Şimdi geometrik dizilerde ilk 10 terimin toplamı, yani ilk n terimin toplamını şöyle buluyorum dostlarım. Birinci terim cinsinden birinci terim çarpı 1 eksi ortak çarpanın n'inci kuvveti bölü 1 eksi ortak çarpan. Şimdi 10. terimi soruyor. S10 eşittir birinci terim, yani 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin 10. kuvveti. 1 bölü 2'nin 10. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2. Şimdi burayı bir düzenleyelim tekrardan. Bakalım ne gelecek. 2 çarpı şu paydamız 2, 1 bölü 2 yapıyor dostlarım. Üst tarafta 1 eksi 2 üzeri eksi 10 yaptı. Tekrar bir toparlıyorum.
1 bölü 2'yi ters çevirip şuraya çarparsam 4 olur. 4 çarpı 1 eksi 2 üzeri eksi 10 geldi. Şimdi burayı da bir içeriye dağıtalım. 4 eksi 4 ile şuranın çarpımı 4, 2 üzeri 2 demektir. 2 üzeri eksi 8 kalır burada. Bir daha toparlayalım. 4 eksi 1 bölü 256 geldi. Şimdi bunu da çarpalım. 4 ile 256'nın çarpımı 1024. 1 çıkarsa 1023 bölü 256. Denizli şıkkındaki cevap doğrudur dedim dostlar. Geldim 2'ye. Ortak çarpanımız 2. Yani R'yi 2 vermiş bize. İlk 5 teriminin toplamı 93. İlk 5 terimin toplamını yazıyorum. S5 eşittir A1 çarpı 1 eksi R yani 2 üzeri 5 bölü 1 eksi 2. Şimdi S5'i de vermiş 93 diye eşittir A1 çarpı. Şurası 32 yaptı. 1'den 32 çıktı. Eksi 31 bölü eksi 1. Bunlar artıya dönsün. 31 bölü 1 yani 31 kaldı. 31'e de bölersek burayı birinci terimimiz 3 geldi diyebiliriz Gobeller. Geldik şuna. Üçüncü sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Bir geometrik dizinin ilk terimi x. Yani birinci terim eşittir x. Ortak çarpanımız 2. R eşittir 2. N'inci terim yani AN eşittir 3x diyor dostlarım. Buna göre bu dizinin ilk N teriminin toplamı yani SN'i istiyor bizden soru işareti. Şimdi SN dediğimiz şey A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'ydi. Şimdi A1'i biliyoruz. X çarpı R'yi biliyoruz. 1 eksi 2 üzeri N gelir. Bölü 1 eksi 2'den de eksi 1 geldi burası. Şimdi bizim 2 üzeri N'e ihtiyacımız var. Bunu da nereden bulacağım dostum? A N'i yazacağım ben arkadaşlarım şurada. A N şuna eşitti. Birinci terim çarpı R üzeri N eksi 1 diye yazılıyordu. A N 3x. Birinci terim x çarpı 2 üzeri N eksi 1. X'ler gitsin. 3 eşittir. 2 üzeri N çarpı 1 bölü 2 diye yazıldı. 2'yi de buraya atalım. 6 eşittir 2 üzeri N. Hadi gelin şimdi 2 üzeri N yerine 6 yazalım. X çarpı 1 eksi 6'dan eksi 5 bölü eksi 1. Bunlar artıya dönerse 5x geldi. Sn dediğimiz şey diyebiliriz Gobeller. Geldik buna. Şimdi olduğuna göre ilk 6 teriminin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. S6'yı soruyor bize. Yalnız biz R'yi de bilmiyoruz. Önce R'yi bir bulalım isterseniz. Şöyle yapıyordum hatırlarsanız. R üstünde 5 eksi 3 yani 2 eşittir. Bu bölü bu. 36 bölü 9'dan 4. R eşittir 2. Şimdi buraları hızlı yaptım arkadaşlarım. Önceki köşe taşlarında anlatmıştık bu kısmı. Bir önceki videoya da bakmanızı isterim eğer buraları anlamadıysanız. Şimdi devam. R'yi 2 bulduk arkadaşlar. Neyi soruyordu bize? İlk 6 terimin toplamı yani S6'yı soruyor bize. S6'yı nasıl bulacağım? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 yani 2 üzeri 6'dan 64 bölü 1 eksi 2 yani eksi 1. S6 eşittir. A1 çarpı eksi 63 bölü eksi 60 eksi 1'den 63 mi geliyor arkadaşlar? Şimdi bize tabii bir de A1 lazım dostlar. A1'i de şöyle bulalım. A3'ü şöyle yazabiliyordum A1 cinsinden. A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1'den 2 diye yazabiliyoruz. A1'i arıyorum. A3'ü biliyorum. 9 eşittir. A1 çarpı R'yi de 2 bulmuştuk. 2'nin karesi 4. 9 bölü 4 geldi. A1 getirip yerine yazıyorum şurada hemen. S6 eşittir 9 bölü 4 çarpı 63 gelecek sorumuzun cevabı. Bu da artık hangi şık çıkıyorsa ben bakıp işaretliyorum arkadaşlar. Denizli çıkıyormuş dedik. Evet devam edelim şimdi bir sonraki köşe taşıyla. 20 numarayla devam ediyorum dostlarım. Bakalım ne demiş 20. köşe taşımız. Birinci sorusu. Bir geometrik dizinin ilken teriminin toplamı şu olduğuna göre bu dizinin 5. terimi kaçtır? Bakın aritmetik dizide de yaptık arkadaşlarım bunu.
Beşinci terimden ben eğer ki dördüncü terimi çıkartırsam, pardon, ilk beş terimin toplamından ilk dört terimin toplamını çıkarttığımda beşinci terimi buluyordum dostlarım. Bunu bir önceki köşe taşlarımızda anlatmıştık. Şimdi ilk beş teriminin toplamı dediği zaman hemen şurada n yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 5 eksi 3 eksi ilk 4 teriminin toplamı 3 çarpı 2 üzeri 4 eksi 3 geliyor. O da eşittir 5. terim olduğunu söylemişiz. Şimdi hemen şu işlemi yapalım. 2 üzeri 5 32. 3 ile çarptım 96. 3 çıkarttım 93. Eksi 2 üzeri 4 16. 3 ile çarptım 48. 3 çıkarttım 45. 93'ten de 45 çıktı. 48 geldi sorumuzun cevabı. Evet, geldim 2 numaraya. Bir geometrik dizinin ilk terimi x. Yani birinci terimimizi biliyoruz arkadaşlarım. A1 eşittir x. Tamam. N'inci terimi y. AN eşittir y. Bu dizinin ortak çarpanı 2. R eşittir 2 olduğuna göre ilk n teriminin toplamı. Yani SN eşittir soru işareti diyor bize. Şimdi SN'i yazarız. O kolay da. Şimdi yazalım hatta SN'i, bakalım ne lazım olacak. SN eşittir A1 yani X çarpı 1 eksi R üzerinde N gelecek bölü 1 eksi R yani 2 geldi. Şimdi bizden bunu istiyor. Bize de 2 üzeri N lazım dostum. İşte bunu bulmam için de A üzeri N'i vermiş bana. Biz A üzeri N'i nasıl yazıyorduk? A N'i nasıl yazıyorduk daha doğrusu? AN eşittir A1 birinci terim çarpı ortak çarpanın üzerine N-1 yazıyordum dostlarım. Peki AN'i Y diyebiliyorum. A1'de X 2 üzeri N çarpı 1 bölü 2 diye de bunu ayırdım. 2'yi buraya attık. 2Y eşittir X çarpı 2 üzeri N. Peki X'e bölelim. 2Y bölü X eşittir 2 üzeri N çıktı. Şimdi getirip bunu da yerine yazacağım. X çarpı 1 eksi 2 üzeri n yerine 2y bölü x yazdım. Bölü 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Şimdi şu eksi 1'in eksisini yukarıya verirsek şöyle olur. X çarpı 2y bölü x eksi 1 olur. Eksi 1'i yukarıya verdim ki yer değiştirdik bunları. Bu da şöyle oldu. X çarpı 2y eksi x bölü x geldi. X'ler de giderse 2y eksi x. Yani Bursa şıkkımız doğru cevap çıktı goberler. Geldik 3 numaraya. Bakalım ne diyor. Artan bir geometrik dizide ilk 6 terimin toplamının S6. İlk 3 terimin toplamına oranı S3'e oranı 65'miş. Şimdi S6 dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? Onu bir yazalım o zaman ilk önce. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R bölü S3'ü yazıyorum. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R eşitmiş 65'e. A1'ler gitti. 1 eksi R'ler gitti. Şuradan da bir içler dışlar çarpımı yapalım. 65 eksi 65 çarpı R küp eşittir 1 eksi R üzeri 6'ya. Şimdi 1'i bu tarafa alalım. 64 olsun burası. Eşittir. Bunu da bu tarafa gönderelim. 65 R küp eksi R üzeri 6. Bir satır daha düzenleyeyim. 64 eşittir. R küp parantezinde 65 eksi R küp. Şimdi R'ye ben olsam buradan direkt değer veririm arkadaşlarım. Önce şu tam sayıları verelim. Mesela 2 verelim. 2 verirsek 8 çarpı 65'ten 8 çıktı. O büyük sayı 64'e eşit olmuyor. 2 değil. 4 verirsek 4'ün küpü 64. 4 verirsek 65 eksi 64'ten 1 geliyor. Evet, 4 sağlıyor. Cevabımız direkt 4'tür dedim dostlarım. Ve geldim 4. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Ortak çarpanı 3. Peki R'yi vermiş bize. R eşittir 3. İlk n teriminin toplamı yani SN'i vermiş 726. Dizinin n'inci terimi yani AN'i vermiş 486. Birinci terimini yani A1'i de bize soruyor eşittir soru işareti dedim arkadaşlarım.
Şimdi SN, hemen SN'i yazalım. Yani ilk N teriminin toplamını bir yazalım bakalım nasıl yazıyorduk. A1 çarpı 1 eksi 3 üzeri N bölü 1 eksi 3. Yani eksi 2 diye yazalım bunu. Bu da neye eşitmiş? 726. Şimdi şu eksisini yukarıya verirsek A1 çarpı 3 üzeri N eksi 1 eşit olur. Hatta 2 kalıyor burada. 2'yi de buraya çarpı olarak atalım. 1452 mi yaptı orası? Şunu da bir dağıtalım içeriye. A1 3 üzeri N çarpı A1 eksi A1 geliyor burası. 1452. Şimdi bize 3 üzeri N çarpı, yok 3 üzeri N lazım bize hatta. Onu da nereden bulacağız? AN'i yazacağız arkadaşlarım. AN eşittir. AN eşittir. A1 çarpı 3 üzeri N eksi 1 olacaktı. AN'i biliyoruz, 486 eşittir. A1 çarpı 3 üzeri N çarpı 1 bölü 3. 3 ile de burayı çarpalım. 1458 eşittir. A1 çarpı 3 üzeri N geldi. Şimdi A1 çarpı 3 üzeri N yerine 1458 yazdım. Eksi A1 eşittir 1452. Hadi gelin bunu buraya atalım. 6 kaldı. Bunu da bu tarafa atalım. A1 çıktı. İşte A1 eşittir 6'ymış dedim Gobeller. Pekala, 20'yi de gömdük. 21'e mi geçeceğiz şimdi arkadaşlarım? Hadi bakalım. Geçtim 21. köşe taşına dostlarım. Son köşe taşındayız. Bakalım burada neler yapacağız bir görelim. Birinci sorumuzu okuyorum. Diyor ki A ve B gerçel sayılar olmak üzere dizisi hem aritmetik dizi hem geometrik dizi. Şimdi hem aritmetik hem geometrik dizi ise bir dizi arkadaşlarım. Bunun terimleri birbirine eşit olacak. Yani 2A eksi B eşit olacak A artı B'ye. O da eşit olacak 12'ye dostlarım. Şimdi şu A'yı, şu ilk ikisini kullanıyorum yani. A'yı bu tarafa alalım. A buraya gelirse A kalır. B'yi de bu tarafa alalım. 2B. A eşitmiş 2B'ye. Şu ikisini kullanalım. A yerine 2B yazarsam 3B eşittir 12. B eşittir 4. B 4 ise A'da 2 katıydı ya, 8. A'yı soruyormuş zaten, 8. Geldik ikinci soruya. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere dizisi hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Şimdi yine aynı muhabbeti yapacağım. A artı B eşittir 2AB diyeceğim. O da eşittir A çarpı B'nin karesi olsun. Şimdi ilk önce şu ikisini alalım biz hemen dostlarım. Şu ikisini aldık, şöyle kenara yazalım bir onu. 2 çarpı A çarpı B eşittir A çarpı B kare. B kare de B çarpı B demektir. Birer tane B, birer tane de A silelim. B eşittir 2 geldi. Şimdi B yerine de 2 yazarak tekrar devam ediyorum. A artı 2 olur burası. B yerine 2 yazarsam 2 çarpı 2'den 4 A gelir burası. Demek ki 2 eşittir 3 A, 2 bölü 3 eşittir A geldi dostlarım. Bana da zaten A'yı soruyor. Çevresi 18 santim olan bir üçgenin iç açıları kendi aralarında hem aritmetik hem geometrik dizi oluşturduğuna göre, şimdi üçgenin iç açıları hem aritmetik hem geometrik dizi ise 3 iç açısının da eşit olduğunu söylüyor bize. Yani her biri 60 derece. O zaman bu üçgen eşkenar bir üçgen oldu. Çevresi 18 ise bir kenarı 6 geldi. Bu üçgenin alanı, eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. A dediğim şey bir kenar uzunluğu. Yani 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 geldi. Sorumuzun cevabı diyebiliriz. Son sorumuza bakıyoruz. Dizisi bir aritmetik dizi. Madem ki aritmetik dizi, ortadaki terim ne oluyordu? Baştaki ve sondakinin aritmetik ortalaması. Yani A artı 24'ün yarısı olacak. Hatta şöyle yapalım. 2B eşittir A artı 24. Şu dizi de geometrik diziymiş. O zaman yine ortadaki neye eşit oluyordu dostlarım? Diğer ikisinin geometrik ortasına. Yani A bölü 2 çarpı 216. Peki 2B yerine ben A artı 24 yazabilirmişim. Yazdım. Eşittir. Şurası da
Kök içinde 108 A çıktı. 108 A. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 48 A. Artı ikincinin karesi diyorum. O da 576 mı geldi arkadaşlar? 576 eşittir 108 A çıktı. Devam edelim. 108 A'yı bu tarafa alalım şimdi. A kare eksi 60 A olur burası. Artı 576 eşittir 0 oldu. Şimdi çarpanlarını ayıralım. 576 24 çarpı 24. Hatta ne yapalım? Şu 24'ten bir 2 alalım. Buraya verelim. 48 olsun. 48 çarpı 12 olacak ki bakın toplamlara 60'ı verdi. Ama ikisi de eksi olacak ki eksi 60 olsun. Demek ki A eşittir ya 48, A eşittir ya da 12 gelecek. En büyük değerini sorduğu için 12'yi silelim. Biz A'yı 48 seçelim. Peki A 48 ise B ne oluyor bu durumda? Yerine yazıyorum. 72 B'de 36 geldi arkadaşlarım. Bize de A artı B'yi soruyor. Topladım 78, 84. Yani Adana şıkkımız doğru cevap geldi. Evet 21'i de bitirdik arkadaşlarım. Aritmetik ve geometrik diziyi de bitirdik. Bu konunun arkadaşlar ben tarama testini falan çözmeyeceğim. Biliyorsunuz başta da söyledim. Böyle önemli konuların, zorlandığınız konuların ben tarama ve konu testlerini çözecektim. O yüzden bunun tarama testini ve konu testini çözmeyeceğim arkadaşlarım. Hadi bakalım kolay gelsin gençler. Görüşmek üzere.